1949 yılında Konya Hatunsaray nahiyesinde doğdum. 55-56 yıllarında babam rahmetli köyde çocukların istikbalinin olmadığını düşünerek bizi Konya'ya getirdi. Ben ilkokula, birinci sınıfa Konya'da başladım. 27 Mayıs İlkokulu var. Orada işte 5 sene okuduk. İlkokulu oradan bitirdim. Orada müdürümüz Sabit Ayhan var idi. Çocuklara sordu, nereye gideceksiniz? Ben İmam Hatip'e gideceğim dedim. Aman sakın ha dedi, İmam Hatip'e gitmeyin, orada ölü yıkayıcılar yetişir, istikbaliniz kararır dedi. Ben de hocaya nispet olsun diye ben İmam Hatip'e gideceğim. Varsın ölü yıkayıcılara ihtiyaç var dedim. Öyle dedim ve oradan mezun olduk. Nihayet biz 60-61 yıllarında İmam Hatip Lisesi'ne geldik. Konya İmam Hatip Lisesi işte o sarı bina, eski binada. Orada tedrisata başladık fakat o yıl biliyorsunuz 60 muhtırası verildi. Ve okullara ara verildi. Dediler ki kimse okula gitmeyecek. Darbe yapıldı. Ordu işte muhtıra verdi. Cemal Gürses'in şeyi vardı işte biliyorsunuz o zamanlarda. Ve o şekilde biraz ara verdik. Biz köye gittik o arada. Köydeki işlerimizi derifte ederken Muammer Karapınar hocam vardı, rahmetli oldu. Onda ben Kur'an-ı Kerim'i tilavet ettim köyde 6 ay falan. Sonra tekrar okullar açıldı denildi. Tekrar Konya'ya geldik. İmam Hatip'e devam ettik ve ben İmam Hatip'i 68 yılımda bitirdim. 68-69 döneminde, o dönemlerde mülakatla alınıyordu Yüksek İslam Enstitüsü'ne. Hemen okulun dibinde yeni yapılmıştı bina. Biz tabii branş itibariyle orayı tercih ettik. Mülakata girdim ve o dönemde ben Allah'ın izniyle üçüncü olarak girdim. Yüksek İslam Enstitüsü'ne girdim. Ve oradaki tedrisatımıza başladık. İşte o zamanlarda çok fazla eğitmen hoca da yoktu. Tayyip Okuş vardı mesela, hadis derslerimize Ankara'dan gelir giderdi. Ondan sonra İsmail Karaçam hocam var idi. O hala Marmara İlahiyat'ta maşallah. Onları ben kendime şey almıştım, böyle idol almıştım. İsmail Karaçam hocam içeri girdiği zaman selam verir, kürsüye oturur. Bir sayfa Kur'an-ı Kerim okur, ondan sonra bizimle meşgul olurdu. Ben onu hiç unutmadım. Öğretmenliğimde de ben bunu tatbik ettim. Çünkü çok hoşuma giderdi. Hocanın gelip güzel sedasıyla okuması, ondan sonra öğrencilerle meşgul olması, öğrencilere işte kıraat konusunda, tecvid konusunda çok da mütemmin bilgiler aldık ondan. Benim onun kitabı var elimde. Ondan hala da istifade ediyorum. İsmail Karaçam hocamın. Bu ilahiyat okurken ben, tabii babam bizi buraya getirdi. Biz 7 kardeşiz. Kendisi Vakıflar Müdürlüğü'ne girdi hizmetli olarak. Tabii yetmiyor. Konya gibi bir yere gelmişiz. Aksınlı'ya bir ev yaptırıldı. Ben o dönemde ilahiyatta okurken teknik şeylere böyle şey yaptım, böyle heves ettim. İşte radyo yapmaya başladım. Dönekçap Hoca'dan giderdim, malzeme alırdım. Akşam evde bir radyo yapardım, monte ederdim, kasasını yerleştirirdim. Bizim Emrullah Ünal'a verirdim, o da satardı. Ben kendim hiç satmazdım. Yapardım. O şekilde bir gelir elde etmeye çalıştık. Yani okurken de kendimiz çalıştık. Yaz dönemlerinde işte Karacahan Fabrikası'nda,
veyahut da değişik yerlerde yine çalışmamız devam etti. Katkı olsun dedik. O dönemlerde Sinan Çelebi Mescidi'nde vakıflardan bir müezzin arandı. Ben müracaat ettim. Babam da orada vakıflar müdürlüğünde. Tamam onay aldık. Orada ben müezzinlik görevine başladım. Orada İsmail hocam da Belvranlı imam. Sinan Çelebi Mescidi'nde. Ben de müezzinim. İki sene oraya devam ettik. Dolayısıyla bu ağır işlerden feragat ettik. Yani fabrika işleri vesaire işler. Yine ben teknik işlere biraz daha böyle merak sardım daha doğrusu. Onları yapıyordum. Televizyon tamirleri vesaire yaptık o dönemler içerisinde. Hatta şöyle de bir şeyim var. Konya'da ilk defa renkli televizyonu ben tamir etmiştim. Renkli televizyon. Evet, Almanya'dan biri getirmiş, yapılmamış. Televizyoncular onlara göndermişler. En son dediler ki bunu hoca yapar götürsün. Biz evde bunu yapmıştım ben. Şemasıyla çalışarak. Öyle bir şeyimiz de var, merakımız da vardı yani. Halen devam eder ama o kadar değil artık. Geçti bizden. Yavaş yavaş geçiyor. Evet. Sonra biz İslam Enstitüsü'nü bitirdik. 72'de İslam Enstitüsü'nü bitirdik. Ve göreve talip olalım dedik. Müracaat ettik. Sinan Çelebi'de ben müezzinlik yaptığım için imamlığı tercih ettim ben. Asri Cami var hakimiyetin karşısında. Oraya atadılar beni. Tahir Hoca'ya gittim. Tahir Hoca bana bir elem meşrah okuttu. Tamam seni atıyoruz dediler. Oraya atadılar. Orada imamlık yapmaya başladım ben. Oradan askere gittik 74 yılında. Askere gittik ama biz askere gidince Kıbrıs Harekatı başladı biliyorsunuz 74'te. Biz Menemen'de önce Tuzla'daydık. Tuzla'dan Menemen'i çektik. Osmaniye'yi çeken 23 arkadaşım gittiler, şehit oldular. Kıbrıs Harekatı'nda şehit oldular. Benim arkadaşlarım da var işlerinde. Bizim de takdirimiz Menemen'di. Menemen'e geldik. Orada ben tesis takım komutanlığına verdiler. Biraz bu radyo televizyonla ilgili olduğum için sordular. Ben tesisleri tercih ederim dedim. Ama o dönem şunu kısaca söylemek isterim. Tesislerimiz çalışmıyor. Biz takımları çalıştırıyoruz ama ana perece 6 var, işte 10 var, araç tesisleri 16'lar var falan. Bunlar hiç çalışmıyorlar. Bir de Kırp Sabi başladı. Biliyorsunuz bu tesis yani muhabere yüzünden uçaklarımız kendi gemimizi vurdu Kıbrıs açıklarında o dönemde. Böyle bir tehlikeli dönem ki biz de orada şeydeyiz, Menemen'deyiz ama Manisa'da bizim esas şeyimiz, karargahımız. Oraya haber gönderemedik. Tesisler çalışmıyor. Efendim insanlar panik içerisindeler. Ben orada küçücük şöyle bir verici telsiz yaptım. Önceden de burada çalışmalarım vardı, yapıyordum. Oradaki komutanlara dedim ki şunla alay içerisinde konuşabiliriz. Hocam bir kızdılar bana. Aa dediler ki aman divanı harbe veririz. Böyle bir şeyi kesinlikle aman dediler, unut dediler. Biz de unuttuk. Yani bu o zaman böyleydi. Ama şükür ki yani Aselsan kuruldu. Yani ona vesile oldu. O askerliğimiz döneminde biz 75 yılında terhis olduk. Subay olarak, yedek subaydık. Subay olarak terhis olduk. Ve 75 yılında ben Konya'ya geldim. Dedim ki ben artık imamlık değil öğretmenlik yapacağım. Ankara'ya gittim. Müracaat ettim. İşte imamlık şeyim kalkmıştı zaten benim stajyerliğim. Dosyaları buldurduk oradan. Öğretmenliğe oradan yatay geçiş yaptık biz. Bizi önce Tarsus'a verdiler. Babam rahmetli çok hastaydı o zaman. Tarsus'ta ben bir gittim ev bakıyorum. Yıllık peşin istiyorlar. Kiralar çok pahalı.
Dedim ki babam da hasta, buraya uzak. Geldim milliyetime burada, dedim, rica ettim. Ben böyle böyle mazeretlerim var, beni şurada yakın bir yere verin. Yakın bir yere verin dedim. O zaman Çumra'ya verelim seni dediler. Olur dedik. Çumra'ya git de dediler, İmam Hatip'ten bir ihtiyaç belgesi alıver gel dediler bana. Çumra'ya vardım. Bizim Osman Küçükşen orada müdür. Dedim hocam böyle böyle bir vermedi, ben seni tanımıyorum dedi. Ya hocam yapma etme, veremem dedi. Geldim ben, hoca veremiyor dedim. Dediler şeye git, liseye git. Liseden alıver. Geldim, hemen hay hay dediler. Liseden bir yazı çıkardılar. Ben Çumra Lisesi'ne orada öğretmen olarak atandım. Sene 1975 yılı. 75, 76, 77 derken bu meclis hükümetleri kuruldu. Efendim, bir de baktık ki biz 78'de bir müdür geldi. İdareciler, ben orada idareciydim. 6'lara, 7'lere bakıyordum son sınıflara. İdarecileri çağır demiş. Biz gittik, dizildik şöyle 5-6 idareci. İşte sen Hozat'a, sen Kürtün'e, sen bilmem nere sürüldünüz. Şunlar elin belgeleriniz. Yarın terk edin okulu dedi adam. Allah Allah, bu ne iştir başımıza gelen dedik. Ama ben dedim ki ona, içimden öyle geldi artık. Sen bu hızla geldiysen daha kötü hızla gidersin dedim. Biz okuldan ilişkimizi kestik. Kaymakama gittik, dedi ki bize bir 15 gün mail müddeti ver de biz işte Konya'ya gidelim, taşınalım. Kaymakam ertesi gün sürüldü. Bize mail müddeti verildi diye. O dönem bak, 78 Mart. Evet. Elhasılı biz tabii oradan sürüldük. Ben öğretmenliğin şeyinden, iştahından yahut da çok sevdiğimden gideceğim dedim. Sürgün yerine gideceğim. Herhalde orası da dedim bir yurt. Orada da çocuklar var. Orada da eğitime ihtiyacı olan gençler var dedik. Biz buradan Kürtün'e gitmeye karar verdim. Ben hanıma dedim, sen annemgilde kal, işte burada kal. Kalsam. Çünkü nereye gideceğimiz belli değil. Ben Torul'a vardım hocam. Sordum. Dediler ki şu dolmuş Kürtün'e gidiyor dediler. Gittim dolmuşa bindim. İki kişi var, şöyle bana bir baktılar. Nereye geldin dediler. Biz ortaokula geldim ben, öğretmenim falan dedim. Şöyle bir kafa salladılar. Niye salladılar? Çünkü Torul'dan Kürtün'e 23 kilometreymiş. Ama Heyelan bölgesi bir dağdan geçiyor yol. Dağın böğründen bir yol yapmışlar. Altında Harşit Çayı var. Yukarıdan devamlı Heyelan taşları düşüyor. Öyle bir yer. Biz bindik dolmuşa, tevekkeltü alallah. Gideceğiz buraya dedik. Artık 2,5 saatte vardık. Kürtün'e vardık. Dedim ki ben Kürtün Ortaokulu'na geldim. Burada kahvenin önünde insanlar oturuyorlar. Birkaç kahve var. Dediler ki şu dağın başında okul var dediler. Şöyle bir baktım, inan koca yüksek bir dağın tepesindeymiş. Neyse biz oraya kadar vardık. Bu okula gideceğiz dedik. Patika yollardan okula doğru hareket ettik. Okula vardık. Okulda 4-5 öğretmen var. Efendim, din kültürüne hiç kimse gelmemiş. Müzik öğretmenleri din kültürüne girmiş. Orada horon tepmişler. Kürtün'de derken biz derslere başladık. Çocuklar çok zayıf. Aşağıda caminin yanındaki kahvenin üzerinde bir oda tuttum ben. Burada kalacağım dedim 5-6 ay. Adamla anlaştık. Neyse bekar ücret... Efendim? Bekar mısınız hocam? Bekar gittim işte. Ya çocuklar buradalar ya. Evliyiz. Evliyim, evliyim ama çocuklar buradalar. Elhasılı orada, odada ben kalmaya başladım. Okula gidiyorum. Okuldan gelirken, giderken çocukların bellerinde silahlar var. Orada silah yapılıyormuş Kürt'ün, silahın merkezi. Herkeste silah var. İsim Huğlu gibi. Yani 1978. Neyse,
yukarıya çıktık, öğretmenlerle tanıştık. Bir tane hoca hanım var, ben müdüreyim dedi burada. Bir tane müzik öğretmeni var, ben dedi genel derslere girerim, her derse girerim. Neyse, biz derslerimize başladık, çocuklarla iyi kaynaştık. Fakat çok zayıf oldukları için ben aşağıda caminin, yani tutmuş olduğum oradaki odanın yanında, kahvenin yanında bir cami var. Bir cami var zaten. Orada aşağıda son cemaat mahalli çok uygun. Orada ben çocuklara kurs vereyim diye 15 tane erkek, 15 tane kız çocuğu ayarladım. Okuldan sonra onlara orada Kur'an'ı öğretmeye başladım. Dini bilgiler, işte her şeyi anlatıyorum orada. Kız çocuklarına ayrı, erkek çocuklarına ayrı. İşte camiye de devam ediyoruz falan. O şekilde bir Kürt'ün maceramız var. Orada 6 ay kaldık ama hocam, oraya çok fazla girmeyeceğim çünkü çok uzun. Şöyle geçelim orayı. Ben oradan sonra geldim. Kulu İmam Hatip'e tayin oldum. Kulu İmam Hatip'te görev yaparken arkadaşlarla bir gün toplandık. Yedik içtik. Dediler ki bir anlat bakalım bana. Ben Kürt'üne bir başlamışım. Sabah ezanı okunuyor. Herkes öyle dinliyor. Hocam. Yani o kadar uzun bir serüvenim var bu 6 ay içerisinde. Elhasılı oradan biz gece assubay vardı bir tane. 6 tane de er var. Başka güvenlik de yok zaten. Gece beni kaçırdılar oradan. Bindirdiler. 6 ay içinde geldim ben buraya. Bir daha da gitmedik, gidemedik de. Çünkü çok tehlikeli bir yer. Çok şeyler başımdan geçti. Onları anlatmıyorum. Çünkü öyle özel şeyler yani. Efendim. Biz Kürt'ünden tabii döndükten sonra öğretmenlikten müstafi olduk. Ben Ankara'ya geldim. Orada iki yetkililerle görüştüm. Dediler ki sen müstafisin. Dilekçe vermedin. Onun için müstafi oldun. Kürt'üne gidersen başlatalım. Gidemem dedim. Elhasılı atamadılar. Biz döndük geldik. Burada şu evi de o dönemlerde yaptırıyorduk işte. Neyse. Hayret Vakfı'ndan bizim Hasan Hoca'nın ekibi dediler ki sen gel burada çalış. Kütüphaneye ihtiyaç var, adam ihtiyacı var. Gittik, hocayla görüştük, oradaki yetkililerle görüştük. Dedik ki ben çalışırım ama bana bir öğretmen maaşı verirseniz çalışırım diyeyse ben öğretmen olmak istiyorum dedim. İşte burası da ilim yuvası, şöyle böyle hoca beni ikna etti. Öğretmen maaşını da vereceğiz dedi. Her değiştiği zaman da bunu koruyacağız dedi. O şekilde biz Hayra Hizmet Vakfı'na başladık. Orada kütüphanede çalışmalara başladık. Kütüphaneyi ben çok kalkındırdım. Çünkü şöyle kitaplar azdı. Sağdan soldan kitap temin ettik. Hoca bu konuda çok hassas davrandı. İstediğin kadar kitabı ücretle alabilirsin dedi. Yani bu kitapları biz temin edelim diye. Pakistan'dan filan kitap getirmiştik o dönem içerisinde. Elhasılı ben orada 11 yıl Hayra Hizmet Vakfı'nda çalıştım. Çalıştım ama İl Halk kitaplığındaki müdür arkadaş geldi dedi ki ya senin burası dolup taşıyor da bize kimse gelmiyor. Burayı nasıl hareket ettiriyor? Bize bilgi verdiği geldiler. Onlarla biz konuştuk, oturduk. Öğrencilerin durumunu gördüler. Çünkü hocam neydi biliyor musun? Öğrenci geliyor diyor ki benim şu ödevim var. Falan kitabı verin derdim ben, o kadar. Öbürü öğrenci gel, sen filan kitabı, sen meydanlar üstü filan sayfası, filan cildi, böyle söylerdim. Çocuklar pratik ders yaparlardı ve çok da iyi hareket ettirmiştik orayı. Fakat sonunda benim maaşım 300 lirada kaldı. Arkadaşlara soruyorum, 600 lira alıyorlar. Emrullah Ünal var, tanıyorsun. Sordum, o da vakıfta ama öğretmenliğine devam ediyor. Dedim ki Emrullah ne alıyorsunuz? 600 lira alıyoruz. Biz niye 300 lira alıyoruz? Hocaya söyledim. Vallahi hocam dedi biz İmam Hatipli bir arkadaş buluruz.
600 liraya biz burada adam çalıştıramayız dedi. Tamam hocam dedim ben. Biraz daha çalıştım. Öğretmenliğe müracaat ettim. Ondan sonra 11 yıl geçtiği için bizi almadılar. Dediler ki ancak memurluktan yatay geçiş yapabilirsin. Geldim belediyeye. Belediyeye müracaat ettim. Orada santral memurluğuna beni aldılar. Ondan sonra hatta kağıt imzaladık 15 gün sonra gideceğim diye. Öyle aldılar, şartlı aldılar yani. Elhasılı Mümtaz Şuhadar var, oradaydı. O da biraz yardım oldu bana o nakil esnasında. Elhasılı biz oraya 15 gün göründük orada. Ankara'ya gittim ben, yatay geçiş yaptım. Ondan sonra dediler ki kurraya tabi olacaksın. Tamam, kurraya tabi olalım. Öğretmenlik olsun da neresi olursa olsun dedim ben. Böyle. Ondan sonra biz o gün orada oyalandık. Akşama doğru gel dedi orada yetkili arkadaşlar. Vardım, dediler ki sen kulu İmam Hatip sesine çıktın. Tamam, elden dedim makbuzlarımızı, şeylerimizi verin, evrakları verin. Biz hemen başlayalım. Geldik, evrakları getirdim. Burada hoca gide de söyledim, ben gidiyorum hocam, hakkınızı helal edin, Allah razı olsun falan dedim. Hoca biraz küstü bana. Ayrıldı diye küstü. Ama ben ona söyledim. O da benim şeyime karşılık vermedi derken. Sonradan barıştık da hocayla. Ama bir ara küstü bana. Orada Hayrazmet Vakfı döneminde hocam kütüphaneyle de ilgilenirdi. Her sabah gelir bir cüz ezberden bana okur. Öyle geçerdi işini. Öyle sağlam hafızdı yani. Pek yanlışında hiç görmezdim ben yani, çıkartmazdı. Ondan sonra bir iki ayet de anlatırdı, bir ayet de bana tercüme ettirirdi. Ondan sonra işine giderdi. Öyle bir dakiki şeyi vardı, Allah hani rahmet eylesin. Hocamın da öyle bir hizmeti var. Benim üzerimde de dururdu, biraz da okuturdu beni. Böyle tecvitler üzerinde de, mahreçler üzerinde de biraz talim ettirdi bana. Hocanın öğrencisi olduk artık biz. Yani orada şimdi de onun şeyi var bende. Tabii ki biz hocam kuluya gittik. Oradan geri dönerek onu anlatayım inşallah. Kulu'da iki sene orada İmam Hatip'te görev yaptım ben. Orada bizim arkadaşlarımız vardı. Hacı Alıcı falan vardı orada ama pek arkadaş gibi davranmadılar bana. Yani bizim İmam Hatip'te beraber okuduğumuz arkadaşlar bana orada pek arkadaş gibi davranmadılar. Amirlik, memurluk şeyi olmuş. Orada kaymakam vekiliymiş Hacı Alıcı. Ziyarete gidiyorum benim arkadaşım. Kapıyı çakıyorum, bekle diyor. İçeri almıyor beni. İçeride kimse yok. Yani bunları gördük biz. Kulu'da efendim. Sonra ben geldim buraya. Dedim ki ben artık Konya'ya gelmek istiyorum. Çoluk çocuk Konya'da görev yapıyor. Biz kıdemli olarak sağda solda artık geleceğim dedim. Olmadı. Bir aracı bulduk falan geldik yani. Biz Konya'ya geldik. Konya'ya geldiğimiz zaman da ben dedim ki artık ben burada efendim normal bir İmam Hatip'e değil. Ha, Anadolu'ya gelmek istiyorum dedim. Ondan sonra o şartımı da kabul ettiler. Biz Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldik. 10 yılda orada çalıştık. Çok çalıştık yani. İşte ben kütüphane kolunda görev yaptım, disiplin konularında görev yaptım. Hep bana disiplin konu verirlerdi. Zaten böyle şey işleri hep bana yüklediler. Elhasılı kütüphane kolundayken orada hafızlar yetiştirmeye başladım ben. Öğlenleri yemek yemezdim. Orada hafızlara bakardım, hafızları yetiştirdim, onlarla emek verdim. Hatta Nermin Sert filan bende hafız oldular, şimdi görevliler kendileri. Öyle bir şeyimiz de oldu. Yani Anadolu İmam Hatip'te özverili bir çalışmamız oldu hocam. Sonra biz bu başörtü meselesi çıktı biliyorsunuz okullarda. Geldiler yetkili insanlar, ondan sonra kaymakamlar, müdürler,
amirler. Dediler ki bizim benim sınıfıma girdiler. Çocuklara başını aç dedin mi? Demedim dedim. Ben Kur'an derslerine giriyorum. Kur'an derslerinde ben başınızı açın diyemem. Allah'ın emrini inkar edemem dedim. Kaymakam çok kızdı bana. Küstah dedi derste. Elhasılı. İşte ondan sonra ben tahtada bir tecvid bir konu anlatıyordum. Orada bayılmışım tam. İşte yüz felci vesaire. Hastanelerde kaldık biraz. Baktık iyileşemedik. İyileşemedim yani. Emekli olmak zorunda kaldık. 2000 yılında emekli oldum ben. Ondan sonra emekli olduk ama yani ben biraz iyileştikten sonra duramıyorum. Yani ders yapmam lazım, öğrenci lazım. Hiçbirini bulamıyoruz. Ne yapalım? Biraz yurt dışına gittik hanımla. Fransa'ya gittik. Orada kaldık. Orada bir camide görev yaptım. Sonra Almanya'ya geçtik. Almanya'da kaldık. Orada bir cami yeri aldık. İşte cami yaptırdık vesaire vesaire. 2 sene de orada kaldık. Geldim. Yine olmuyor. Ne yapalım? Ondan sonra bu Edav'da Arapça dersleri var dediler. Oraya başladım. 8 sene. Edav'da Arapça dersleri anlattım, Kur'an dersleri anlattım. Sonra onlar bize dediler ki Kur'an'da makam yapma hocam. Şunlardan başkasını anlatma hocam vesaire hocam. Olmadı yani en sonunda da biz orayı bırakmak zorunda kaldık. Sonra Muhit'e gittim. Ben orada işte 5 sene de orada çalıştık. Sonra Muhit'te de dediler ki sen burayı bırak. Niye bırak? Çok öğrenci geliyor ama onlara öğrenci gelmiyor. Yani eskiden beri birçok öğrencim var. Hepsi de bana geliyorlar. Orada dediler ki ya bize niye öğrenci gelmiyor da niye sana öğrenci geliyor? Sen bırak burayı dediler. Şimdi bırakamam. Yazın bırakırım dedim. Orada Sayın Bey var doktor. Radyoloji bölümü şeyi. O yetkili oymuş. O dedi bana bırak burayı hocam dedi. Bırakamam dedim. Öğrenciler dedim yaz tatilinde gelecek öyle bırakacağım dedim kusura bakmayın. Elhasılı yaz tatilinde gelince bıraktık ama ne yapacağız? Hüseyin'e dedim ki hadi biz bir dernek kuralım. Yani bu ilin kapsında olmuyor. İstediğin de olmuyor zaten. Elhasılı 2013 yılında biz bu Açık Eğitim Kültür Derneği'ni kurduk. Hüseyingil de çok yardım ettiler. İşte dernekle ilgili muamilat olsun, onun içindeki tefrişat olsun, Allah razı olsun. Dostlar hep gayret ettiler. Orayı tuttuk. Geniş bir yerde orası, bir kattı işte. 60 kişilik bir sınıfımız vardı. Orada da çok hızlı hareketler yaptık. Çok güzel Arapçalar, öğrencilerle, açık eğitimi öğrencileriyle olsun. İlitam öğrencileriyle olsun çok şeylerimiz oldu. Ama tabii bu pandemi bizim hızımızı kesti. Pandemi çıkar çıkmaz öğrenciler çekildi. Orası boş kalmaya başladı. Derken biz dedik ki boşa masraf etmeyelim. Tabii oranın da bir masrafı var. Orayı kapattık. Derneği buraya taşıdık. Bu üst tarafa. Online yapalım artık dedik bu derslerimizi. Çünkü öğrenci gelmiyor. Online olarak da mesela sabahleyin hafızın biri beni aradı, bir cüz okudu, dinledim ben onu. Öyle yani. Makam çalışan bir hafızımız var, ondan sonra Kur'an-ı Kerim okuyan öğrencilerim var. Onlar beni WhatsApp'tan arar yarım saat. Onları biz yüz yüze okutuyorum böyle şey olarak. İşte bir tefsir derslerimiz var. Tefsir derslerini biz yukarıda çekiyoruz. Muhammed Ali Sabuni'nin Saffet-i Tefasirini ben baştan sona çekiyorum. YouTube'da da yayınlıyoruz. Birer sayfa hocam. Orada öyle kalmıştık, yarım kalmıştı. Burada yarıdan sonrasını devam ettik. Şimdi baştan yarıya kadar gelmek için çalışıyoruz. Hocamın tefsiri çok güzel. Belki görmüşsündür. Çok açık seçik de tercüme edilmiş.
geçen senelerde İstanbul'da vefat etti Muhammed Ali Bey. Elhasılı onun tefsirini yayınlıyoruz. Öyle bir hizmetimiz devam ediyor. Haftada iki gün, pazartesi, perşembe birer sayfa olarak bu şekilde devam ediyoruz. Diğer talepler, mesela biri diyor ki bir okuyamadığım bir Osmanlıca oldu, şöyle böyle, onlara bakıyoruz. Zoom'dan mufassal tefsir, tecvid anlatıyorum. Tecvid öğrencilere uygulamalı. O şekilde burada online derslerimize devam ediyoruz inşallah. Şimdi gençlere şunu söylüyorum Sayın Hocam. Gençlerimiz maalesef Kur'an'dan uzak. Yani Kur'an ve sünnet çizgisinde kendilerini yetiştirmiyorlar. Onun bunun fikirleriyle hareket ediyorlar. Yani bu İslam'daki bölünmenin temel şeyi de bu zaten. Falan hoca, filan hoca, falancı, filancı. Halbuki Allah Resulü bize buyuruyor ki iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sarılırsanız Naciye fırkasındansınız. Kur'an-ı Kerim ve benim sünnetim. İşte Kur'an-ı Kerim'i Müslüman anlamıyor. Müslümanım diyen insanlar Kur'an-ı Kerim'le iştigalleri çok az. Filan hoca şöyle söyledi diyor. Ya Kur'an ne söyledi? Haberi yok. Hadislerde ne var? Allah Resulü'nü nasıl biz önder alacağız, rehber edineceğiz? Kaç hadis biliyorsun? Yok. Gençlerimizde bu eksiklik var. Bunun için çalışıyoruz ama karınca kaderince inşallah bunlar çoğalacak diye de çoğalması için de dua ediyoruz. Başka elimizden gelen de bir şey yok hocam. Üç çocuğum var. Bunlardan bir tanesi büyük oğlum Hasan Ergun. Bu 2016 yılında rahmetli oldu. Kendisi bilgisayar işleriyle, programlarıyla uğraşıyordu. Kendisi rahmetli oldu. Allah kendisine rahmet eylesin. Diğer oğlum Hüseyin Ergun, Karatay Üniversitesi'nde görevli, İslam Finans Bölümünde. Orada çalışmalarını sürdürüyor. Kızım işte gıda mühendisi, aynı zamanda sonradan ilahiyatı da bitirdi. O da ev hanımı ama sohbetlere gider, insanlarla meşgul, çok da inziva içerisinde değil. Çalışmaları var Allah'ın izniyle inşallah. İsmim İffet Gümüş. 76 Konya doğumluyum. Babamın tek kızıyım, ortanca evladıyım. Böyle güzel, değerli, gerçekten çok çalışkan bir babanın evladı olmakla her zaman şeref duymuşumdur. Allah razı olsun. Rabbim inşallah bütün hizmetlerini, yaptığı bütün çalışmaları dergah-ı izzetinde kabul ve karin eylesin inşallah. Bizler de bunlardan istifade eden evlatlar olduk. Ben 87 yılında Konya Emin Hatip Lisesi'nde okurken okul bitiminde babamın yanına giderdim Hayra Hizmet Vakfı Kütüphanesi'ne. Ve orada öğrenciler böyle 15-20, belki daha fazla, bazen daha az sırada bekler. Herkes dönem ödevini yapmak üzere babama sorar. Babam hemen hangi cilt, hangi sayfa öğrencilere yol gösterirdi. Sonra biz de orada rahmetli Hasan Hüseyin Hocam'ın gelini Emine ablamız vardı. Ondan fotokopi çekerdik. Ben onun yanında yardım ederdim. Oradan kitap kokusu, fotokopi kokusu, okuma tutkusu. Ben de oradan geliyor zannedersem. Günde mutlaka 3-5 sayfa kitap okumadan uyumamayı adet edindim. Araştırma yapmayı, okumayı, okuduklarımı etrafıma anlatmayı seviyorum. İnşallah. Senin hangi bölümünü bitirdin? Ben Selçuk Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünü 97 yılında bitirdim. 22 yıl kendi mesleğimde hizmet gördüm. Sonra 2018'den 21'e kadar da İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne İLİTAM'dan okudum. Bundan sonraki hayatımda da yine babamın rehberliğinde gördüklerimizi biz de aynı şekilde uygulamaya gayret edeceğiz. İnşallah insanlara faydalı olan, insanlara hizmet eden, inşallah faydalanılan insanlardan olalım. Kendimiz de güzel amellerde buna dahil olalım istiyoruz inşallah. Babamla ilgili küçük de bir dörtlük her zaman yakıştırırım. Gönül ailesin Sofi, eğer ider isen Safi, açılır sana her kapı, ayağın olur Cemalullah. Salatullah, selamullah, aleyke ya Resulallah. Zilhicce'nin üçüncü günü, günlerin en güzel 10 günü.
İnşallah bu programı biz de dahil ettiğiniz için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar, ben Kamola Ergun. Özbekistan Taşkent doğumluyum. Şimdi Karatay Üniversitesi'nde doçent olarak çalışıyorum İslam İktisadi Finans bölümünde. Ve bugün burada olmamızın sebebi tabii ki de babamı anlatmak. Aynı zamanda Abdurrahman Ergun'un gelini oluyorum. Babamla ilgili o kadar anlatacağımız çok şey var. Her şeyden önce Abdurrahman Ergun tabii ki de hayatını Kur'an'a adamış bir insan. Kendim de eğitmen aileden geliyorum. Benim babam da, annem de eğitmen. Babam matematik profesörü, annem doktor. Hakeza dedelerim ve ben şunu gördüm. Şimdi tıpta, matematikte eğitmen olmak bir zaman sonra, emekli olduğundan sonra, onlar da emekliler, sona eriyor. Ama Kur'an'a adanmış hayat dediğimiz, bu hiçbir zaman emekli olmadığın bir serüven ve ben açıkça çok çok fazla feyizlendim. Babamı ilk gördüğümde, babamın aynı zamanda YouTube kanalı var ve her hafta, haftada iki gün Kur'an-ı Kerim hem tefsir hem de İrab dersleri çeker. Biz de nasipleniyoruz elhamdülillah. Aynı zamanda sosyal medyadan, işte WhatsApp'tan yetiştirdiği hafız öğrencileri var. Yani Kur'an-ı Kerim'i adadığın zaman hayatın emeklilik olmuyor. Bu çok güzel bir şey. Rabbim hem bu dünyada hem öbür tarafta tabii ki de mükafatlandırsın ve böyle bir ailenin gelin olmaktan, özellikle Abdurrahman Ergun gibi insan gelin olmaktan şeref duyuyorum. Ve burada da şimdi bizimle küçük Abdurrahman Ergun da programa katılıyor. Onun ilk programı. İnşallah o da dedesinin izinden gider. Vatana, millete hayırlı, dinimize, Kur'an'ımıza hizmet eden bir evlat olarak yetişir diyoruz. Teşekkürler herkese. Size çok teşekkür ediyoruz. Buradan annemi babama Özbekistan'da çok selam gönderiyoruz. Anneciğim, babacığım, Allah'a emanet olun diyoruz. Çok teşekkürler. Hocam da Allah razı olsun. Çok memnunuz yavrularımla. Onlarla gurur duyuyorum. Kaç yıldır evliyiz? 53 yıldır evliyiz kardeşim. 53. Çocuk var. 3 yavrumuz var. Yavrumuzun birini emanet gönderdik sahibine. İyiyiz elhamdülillah. Yavrularımla da gurur duyuyorum. Gelinimle, torunlarımla. Allah razı olsun her hepsinden. Eşimle de işte böyle sakin, mütevazi bir hayat yaşıyoruz. Hocam öncelikle hoş geldiniz evimize. Bugün gerçekten güzel ve özel bir gün oldu. Bugün babamla alakalı bir program yapıldı. Şimdi bir babanın evladını anlatması kolaydır belki ama bir evladın babasıyla alakalı bir şey söylemesi de gerçekten kolay değil. Ben 1981 doğumluyum Konya'da. İlk öğretimi Konya'da tamamladım. Mahmut Sami Ramazanoğlu Lisesi'nden mezun oldum. Şimdi burada hayatta çakışan bir yer var. Babam aynı zamanda benim hocam. Yani Mahmut Sami de beraber derslerimize girdi. Hatta ilginç bir şeyimiz var, anımız da var. Babam derse giriyor, bizim Kur'an-ı Kerim derslerimize, Arapça dersimize, dini musiki derslerimize geldi, meslek dersi dediklerimiz. Ama Kur'an dersinde şöyle bir şey yaşadık babamla. Tabii Kur'an-ı Kerim dersinde İmam Hatipler'de böyle bir sayfa verilir, öğrenciler sırayla okur ve hocalar bunu notlandırır. Ben okudum, sınıfın iyi okuyanlarından biriyim çünkü tecvid. Çünkü biz küçükten çekirdekten yetiştik aslında babamla. Hani bizim her yaz dönemimiz tabii ailenin içerisinde sürekli okundu, kitaplar okundu. Kur'an-ı Kerim'de de iyiyim elhamdülillah. Ve bugüne kadar hep 5 aldım. Babam okuttu, notu verdi 4. Baba dedim, herkese eve geldim, herkese 5 verdim, bana niye 4 veriyorsun? Yani bu benim haksızlık değil mi? Dedi, oğlum kendi oğlunu kayırıyor da 5 veriyor demesinler diye 4 verdim. Tabii buradan ileride çok ders çıkarttık ama o dönem için bizim için zor bir şey oldu. Ya ben niye 5 alamadım? Hatta ben o zaman da müdür beye de söylemiştim, babam bana haksızlık yapıyor diye. Bir dönem sonra zaten hocamız değişti. Başka bir hoca geldi. Salih Bahri Açık hocam geldi. Allah, o da rahatsız inşallah. Allah'ım şifalar nasip etsin inşallah. Tabi bu hem aynı okulda olmak, babayla oğlum beraber olmasının birçok avantajı var. Dezavantajları da vardı, avantajları da vardı. Okulda popüler birisi oldum bir anda ben. Çünkü babam okulda sevilen bir hocaydı. Hocaların hepsi tanıyor. Öğrencilerin sevdiği bir, öğrenciler iç içe olmasının çok etkisi var. Ama tabii şunu altını çizmem lazım. Babam bizi çok yönlü ve çok farklı yetiştirdi. Bunu Mahmut Sami'de de şöyle yaşadık.
Biz tabii küçükten beri musikin içerisinde olduk, musikiyle ilgilendi. Teknik tarafta çok ciddi, işte evimize gelen müzik setleri, televizyonlar, teknik aletler, biz kimsenin görmediği aletleri çok küçükken görme fırsatı bulduk. Bu bizde sökme, takma, yapma bir şeylerle alakalı bir şey geliştirdi. Ayrıca musiki tarafı da, ya biz babam mesela musiki cemiyetine gider, fasıllara katılır, klasik Türk musikisi konusunda çok ciddi hem yeteneği var hem bu alana ilgisi ve muhabbeti var. Bize de bunu öğretti. Ben küçük yaşta ney üflemeye başladım. Mahmut Sami'de babam bir koro kurdu mesela. Biz Mahmut Sami'nin korosunda ben ney üflüyordum. Babam koroyu yönetiyor, arkadaşlar söylüyorlar. Böyle etkinliklerimiz ve güzel anılarımız oldu Mahmut Sami zamanında. Tabii hayat ilerledi. Biz daha sonra üniversite, ben 28 Şubat sürecinde İmam Hatip mezunu olmanın zorluğunu ama sonradan da güzelliğini yaşadım. Neden zorluğunu yaşadım? Biliyorsunuz 28 Şubat süreci babam anlatırken şuna dikkat ettim. 60 ve 80 muhtıralarını gördüler. Biz de 28 Şubat darbesini birebir yaşadık. Çünkü ben 98 mezunuyum. İşte 28 Şubat kararları alındıktan sonra ağırlıklı öğretim başarı puanı katsayı uygulaması geldiği zaman biz üniversite sınavına girmiştik. Girecektik, son senemizdeydi. Hatta ben lise 3'teydim. Matipler biliyorsunuz 4 yıldı ama biz 3'te mezun olduk. Bizi dörtlerle beraber mezun ettiler. Çok kısa bir hazırlık sürecimiz oldu ve o dönemde bir aylık bir sürede okuldan ayrılabilme imkanı verildi. İşte açık lise ya da farklı liselere geçen insanlar oldu, arkadaşlarımız oldu. O dönemde babam çok rahatsızlanmıştı. Bir yüz felci geçirdi. Yine 28 Şubat sürecinin getirdiği o ağır travmalardan bir tanesi. Tabii hastayken ben babama şunu sordum. Baba dedim ya arkadaşlar ayrılıyor. Benim de tabii hayallerim var. Ankara siyasal okumak istiyorum. Siyasal bilgiler üzerine eğitim almak istiyorum falan. Böyle ham puanım yetiyor ama İmam Hatip mezunu olarak girme şansım kalmıyor. Babama şunu sordum. Baba dedim ben liseden ayrılsam mı? Hani arkadaşlarım gidiyor. Çünkü biz 4 sınıftık. 2 sınıfa düştük. Ve babam hastaydı ve yatağında şunu söyledi bana. Herkes üniversite mezunu olur. Herkes İmam Hatip mezunu olamaz. Bu okulu bitir. Biz bu okulu bitirdik elhamdülillah. İyi ki de öyle yaptık. Tabii ondan sonraki süreçte bazı kamu kurumlarının sınavına girdik. İmam Hatip mezunu olmanın engelleri çıktı karşımıza. Mülakatta işte bana şunu söylediler. İH lisesi yaz, aman İmam Hatip diye açık açık yazma. Biz de İmam Hatipli olmanın verdiği gururu yaşayarak MSRA İmam Hatip'le şeklinde yazdığım CV'lerim olmuştu. İmam Hatip'i vurgulamak için her zaman gurur duyduk. Tabii bu gururu ailemiz, babamız bize aktardı elhamdülillah. Artısı var ama eksi görüyorlardı. Ne? Öyle eksi görüldü hocam ama bunun çok büyük artısı oldu. Çünkü ben şimdi çok daha iyi anlıyorum. Yani şimdi artık Karatay Üniversitesi İslam İktisadi Finans Bölümünde doktor öğretim üyesiyim. Ya bu derslere gidiyorum, öğrencilerle beraberim ve İmam Hatip kültürünün, İmam Hatip eğitiminin, aile içinde alınan eğitimin önemini şimdi çok daha iyi anlıyorum. Çok şükür, iyi ki buradayız. Ben borsada çalıştım çok uzun yıllar. Çok kısa bir anekdot daha aktararak müsaadenizle oradan bitireceğim. Borsada uzun yıllar çalıştım, güzel bir pozisyonda çalıştım ve bir gün üniversiteden bana teklif geldi. Karatay Üniversitesi'nden. Herkesle istişare ediyorum. Tabii ki bu meşvereti çalıştırmak, şurayı çalıştırmak gerekiyor, istişareleri. İşte o zaman yakınlarımla, ailemle, herkesle konuştum ve borsada kalmam yönünde çok yoğun bir baskı var. Çünkü imkanları ve şartları çok iyi. Babama geldim. Baba dedim ya böyle bir durum var. Üniversiteden istiyorlar. Bir tarafta da borsa var. Babam aynen şunu söylemişti o zaman, hiç unutmuyorum. Dedi, borsa, ticaret, para bunlar çok güzel şeyler. Rızkın onda dokuzu ticarettedir, buna amenna, tüccarlarla beraber olmak güzeldir ama eğitim her şeyden başkadır. Kapanmayan bir dosyadır, sadaka-i cariyedir. İnsan yetiştirmek, kitaplar yazmak, eserler bırakmak, akademik hayatın önemi ve benim sana direkt tavsiyem üniversiteye geçmen oldu ve ben bu şekilde üniversiteye başladım. 7 yıl idari görev yaptıktan sonra son 4 yıldır üniversitede İslam İktisadı tabii üniversitede genel sekreterlik görevinde bulundum. Şu anda İslam İktisadi Finans Bölümünde doktor öğretim üyesi olarak çalışmaya devam ediyorum. Ben kendi gençliğimde, çocukluğumda, üniversite hayatımda, lise hayatımda şunu gördüm. Allah razı olsun. Şunu gördüm. Babam bana şunu söyledi. Oku. Bir şeyler oku. Okumaya devam et. Kur'an-ı Kerim'i anlamaya devam et. Biz mesela yaz geldiği zaman, ilkokul zamanlarımda, ortaokul zamanında şunu yapardı babam. Bize direkt ilmihal verirdi. Ya da ben derste bir şey eksik olduğu zaman babama sorduğum zaman sözlüğü getirir, bırakırdı, aç bul, öğren. Yani bu bizi şöyle geliştirdi hocam, okumaya, araştırmaya teşvik eden bir şeydi. Şimdiki gençlere de şunu özellikle tavsiye ediyorum, okumaya devam etsinler. Her şey sosyal medya değil. Hücurat suresinde Rabbü Teala buyuruyor, araştırın, öğrenin
fetebeyyenü. Yani size bir fasık haber getirdiği zaman onu araştırın. Şimdi sosyal medya gençlerine şunu söylüyorum. Çok güzel. Dijital teknolojiler, finansal teknolojiler bizim kullanmamız gereken şeyler. Fakat bir haberin doğruluğunu ya da yanlışlığını araştırmadan, detayına girmeden peşine koşmasınlar, öğrenmeye çalışsınlar. Benim tavsiyem bu, okumaya devam etsinler. Bol okuyan bol kazanır.